Herhalde. Webinar süresince sorularınız olması durumunda chat bölümünden sorularınızı yazabilirsiniz. Sunumların ardından sorularınız cevaplandırılacaktır. Programımızdan da kısaca bahsetmek isterim. Asalım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Müdürü Sayın Erdinç Tezcan'ın konuşmalarının ardından Asalım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Araştırma Mühendisi Göktürk Candan'ın sunumlarıyla devam edecek. Soru cevap bölümüyle son bulacaktır. Ben şimdi sözü Sayın Erdinç Tezcan'a bırakmadan önce çok kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen webinar boyunca mikrofonlarımızı kapalı tutalım ki webinar gerçekten etkin bir şekilde devam etsin. Sorular olursa dediğim gibi chat bölümüne yazabilirsiniz. Buyurun Sayın Tezcan. Erdinç Bey, mikrofonunuz kapalı şu an. Pardon. Herkese merhabalar. Salı günü öğleden sonraki bu saatlerde vakit ayırdığınız için herkese teşekkür ediyoruz. Ankara Sanayi Odası ile birlikte düzenlediğimiz bu webinarda Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi'nin özellikleri, kapasitesi, yapabildikleri ve Ankara Sanayi Odası firmaları için ne tür desteklerde bulunabileceğimizi, nasıl çalışmalar içinde bulunabileceğimizi açıklamak ve sizlerle daha sıkı işbirliği içinde olmak için böyle bir çalışmaya gittik. Dolayısıyla öncelikle ben bir giriş konuşması yaptıktan sonra arkadaşımız Göktürk Bey Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi'nin özellikleri, kapasitesi hakkında, yetenekleri konusunda size bilgilendirmede bulunacak. Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi 2010 yılında Kalkınma Bakanlığı'nın desteğiyle Atılım Üniversitesi ile birlikte kurulan bir merkez. Ve kurulduğu günden bu yana savunma havacılık sektöründe, otomotiv sektöründeki ARGE projelerinde ürün geliştirme, üretim geliştirme, proses süreç geliştirme konularında sanayiden gelen taleplerle birlikte akademisyen desteğini sağlayan, bunun yanında test ve analiz imkanlarıyla birlikte bu desteği akademik şekilde bir forma sokan merkez olarak çalışmış. Bundan sonra da bu şekilde çalışmaya devam edecek. Baktığımız zaman merkezin özelliklerine ve kapasitesine Türkiye'de nadir bulunan, hatta hiç bulunmayan ekipman ve cihazlarımızla, teknolojinin üst seviyesindeki cihazlarla hizmet verdiğimizi zaten biraz sonraki sunumdan da sizler de anlayacaksınız. Bizim burada yaptığımız çalışma üniversite sanayi işbirliğini geliştirebilmek. Burada yapılan bu test analiz cihazı yatırımlarının ülkenin katma değer sağlayabilecek hale gelmesinde kullanabilmek. Ve bu sayede de sanayinin elindeki imkanları daha iyi kullanabilmesini, daha karlı, daha inovatif, daha yeni teknolojilerle yoluna devam etmesini sağlayabilmek. Bunu yaparken de ister ürün geliştirme olsun, ister proses geliştirme olsun, isterseniz yürüttüğünüz projelerdeki bilimsel destek ve test analiz desteği olsun, her konuda sanayi ile birlikte işbirliği içinde olmak gibi bir amacımız var. Bu anlamda hem yeni malzeme teknolojilerini geliştirmek, hem yeni metal teknolojilerini üzerine çalışmalar yapmak, bir yandan da metal şekillendirme konusunda sektörün ihtiyaçlarına yönelik olarak çözümler sunabilmek için buradayız. Bunun yanında tabii hem metal hem metalurji konusundaki eğitimler, webinarlarla da tabii sektörün ihtiyaçlarına yine yanıt vermek ve etrafımıza ışık saçmaya devam etmek istiyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda TÜBİTAK, Savunma Sanayi Başkanlığı, diğer üniversiteler, araştırma merkezleri, savunma ve havacılığın önde gelen firmalarıyla, otomotiv firmalarıyla pek çok araştırma ve gelişme projeleri yapıldı ve tamamlandı. Bundan sonraki süreçte de sizlerle birlikte de Ankara Sanayi Odası'nın üyeleriyle de benzer çalışmalara imza atmak isteriz. Bu anlamda bizlere ulaşabileceğiniz adresimiz zaten Atılım Üniversitesi'nin kampüsünde yer aldığımız için ulaşım yerimiz, ulaşım sıkıntımız olmayacaktır. İletişim bilgilerimizle de rahatlıkla ASO'dan ulaşabilirsiniz. Bundan sonraki süreçte her türlü test analizi ihtiyaçlarınıza veya akademik danışman ihtiyaçlarınıza
cevap vermek için burada olduğumuzu bir kere daha vurgulamak isterim. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Sunumun sonunda Göktürk Bey ve ben sorularınız varsa, düşünceleriniz varsa onlara da yanıt vermek isteriz. Bu anlamda iyi dinlemeler olsun hepimize. Sözü Göktürk Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Erdinç Bey. Herkese merhabalar bu arada. Değerli vaktinizi ayırdığınız için de teşekkür ederiz. Ben sunumu paylaşayım. Şu an tam ekran mı sunum? Tam ekran. Tamam. Buralardan Erdinç Bey kısaca bahsettiği için buraları hızlı geçiyorum. Ben direktman laboratuvarlardan başlayacağım. Aynı zamanda birazcık interaktif girebilmek açısından ben laboratuvarı bitirdiğimde soru olursa onları da kabul edebilirim. Yani sunum bölünebilir, sıkıntı değil. Öncelikle kendimin de sorumlu olduğu mekanik karakterizasyon laboratuvarından başlamak istiyorum. Labımızın genel amacı yüksek sıcaklıkta ve oda sıcaklığında mekanik karakterizasyon testlerini yapmak. Aynı zamanda malzemelerin elastik özelliklerinin hassas bir şekilde tespitini sağlamak. Şekillendirme sınır diyagramlarının oluşturulmasını sağlamak. Simülasyonlar için çok gerekli olan malzeme kartlarının oluşturulmasını sağlamak. Ve aynı zamanda bunları yaparken de bu testlerimizi optik doğrulamalı cihazlarımızla kontrol edebilmek. Laboratuvarımızda ilk olarak Zedek Royal Z300 çekme basma cihazı bulunmakta. Cihazın maksimum yük kapasitesi 30 ton. Cihaza entegre bir fırınımız bulunmakta. Oda sıcaklığından 1200 dereceye kadar numuneleri ısıtabiliyoruz. Bunu aynı zamanda test esnasında yapabiliyoruz. Gene cihaza entegre uzama ekstansiyometremiz var, mekanik ekstansiyometre. Buna ek olarak klipon ve aral alan daralması ve aynı zamanda bu testi optik bir şekilde doğrayabilmemizi sağlayan GOM aramış sistemi var. Cihazda bahsettiğim gibi yığın pul basma, pul basma, normal basma testleri, sürtünme testleri, 3 ve 4 noktalı bükme testleri, düzlemsel kayma testlerini yapabilmekteyiz. Laboratuvarda bulunan diğer bir cihaz ise Zivic Royal derin çekme cihazı. Bu 600 diye geçiyor. Bu cihazımızda kulaklanma ve bardaklanma testi, Nakajima testi, sürtünme testi, saç metal malzeme üzerinde deformasyon ölçümü, test sırasında kuvvet ve deplasman verilerini alabilme, şekillendirme sınır diyagramlarının oluşturulması gibi testleri yapabilmekteyiz. Diğer bir cihazımız ise yine Türkiye'de nadir olan RFG, oda sıcaklığı ve yüksek sıcaklıklarda rezonans frekansı ile sönümleme analizi. Bu cihazımızın temel amacı malzemenin oda sıcaklığında ve yine yüksek sıcaklıklarda 1600 dereceye kadar elastik modülüsünü, shear modülüsünü ve poison oranını belirlemeye yarıyor. Ve bunu yaparken çekme testinden ziyade numuneye herhangi bir tahribat vermiyoruz. Numune defalarca kez daha sonrasında teste tabi olabiliyor. Burada gördüğünüz resimler bizim yaptığımız çeşitli testler. En başta pul basma testi, hidrolik şişirme testi ve epensiyi testinden bir örnek var. Diğer bir laboratuvarımız optik ölçüm ve yüzey metrolojisi laboratuvarı. Bu labı genel olarak biz tersine mühendislik amacıyla kullanıyoruz. Modeli bilinmeyen veyahut modeli bilinen fakat bir nevi CMM gereksinimi olan parçalarda yapıyoruz. Optik doğrulamasını sağlıyoruz. Aynı zamanda mikro boyutlardaki parçalarda ölçüm yapabiliyoruz. Gene yüzey topolojisi, dokusu ve pürüzlük ölçümlerini bu laboratuvarda yapabiliyoruz. Labda bulunan cihazlar Alicon Infinite Focus. Bu cihaz yüzey pürüzlülüğünü ölçmeye, kesici takımların ölçümüne, yüzey topolojisinin çıkarılmasına yardımcı oluyor. Gene aynı zamanda 3 farklı GOM cihazımız bulunuyor. GOM Atos, GOM Pontos ve GOM Argus. Bunlar da çoğunlukla tersine mühendislikte optik doğrulama proseslerinde kullanıyoruz. Diğer bir cihazımız Alicon ile biraz benzerlik gösterilen MAR yüzey pürüzlülük cihazı. Cihazda çoğunluk olarak yüzey pürüzlülük ölçümlerini yapıyoruz ama aynı zamanda yüzey morfolojisi, mikrogeometri ve kasman kalınlıklarının ölçümünde kullanılıyor. Cihazın Alicon ile farkı ise
Alicona'da yüzeyi parlak malzemelerin topolojisine çıkaramazken bu cihazda o numuneleri de teste tabi edebiliyoruz. Diğer bir laboratuvarımız termomekanik fiziksel simülasyon laboratuvarı. Bu labın genel amacı yüksek sıcaklıklarda mekanik çekme, basma, burulma testlerini gerçekleştirmek. Elastik özelliklerin yüksek sıcaklıklarda tespitini sağlamak. Dönüşüm diyagramları TTT, CCT, TTA'nın belirlenmesi. Gerilimli kopma, sürünme testlerini sağlamak. Termomekanik yorulma ve döngüsel çekme basma testlerinin gerçekleştirilmesi. Isıl işlem, dövme ve haddeleme süreçlerinin fiziksel simülasyonlarının yapılması. Isıl işlem, genleşme kas sayısı testleri. Ve aynı zamanda cihazımıza entegre Lumet sistemi bulunmakta. İlk olarak Global 3800 cihazından bahsetmek istiyorum. Bu cihaz da yine Türkiye'de çok nadir olan cihazlardan, hatta dünyada da nadir olan cihazlardan. Cihazın 0.001 milimetre bölü saniye ile 2000 milimetre bölü saniye arası strok hızı bulunmakta. 200 kN'a kadar basma ve 100 kN'a kadar çekme kuvveti bulunmakta. 0 ile 300 derece arasında sıcaklık aralığında çalışabilmekteyiz. Ve aynı zamanda 10.000 derece bölü saniyede soğutma hızlarına ulaşabilmekteyiz. Cihazın normal fırınlardan diğer özelliği ortam ısıtmalı olmaması, cihazın en büyük avantajı. İstenilen dereceye birebir yakalayarak testleri olabildiğince sapmasız gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Global laboratuvarımızda daha demin bahsettiğim gibi çekme testi, basma testi, burulma testi, sıcak süreklilik mukavemet testi, dilatometre testleri, gerilim gevşeme testleri, sürünme testleri, düşük çevrimli yorumla testleri ve ergitme katılaşma testlerini yapabilmekteyiz. Az önce bahsettiğim Global sistemimize entegre test esnasında malzemenin kristalleşme davranışının tespitinde kullanabildiğimiz, aynı zamanda östenit tane büyüme analizi yapabildiğimiz, faz dönüşüm tespitinde kullandığımız ve aynı zamanda elastik sabit belirlemede kullandığımız Lumet cihazımız bulunuyor. Bu da yine dünyada bile çok sınırlı sayıda olan, Türkiye'de tek olan bir cihaz. Termomekanik laboratuvarımızın son cihazı ise deformasyon dilatometresi. Genel olarak metalik malzemeleri karmaşık karakterizasyonu ve optimizasyonu için en geniş ısıtma, soğutma, deformasyon koşulları aralığında en doğru ölçümü vermekte bu cihaz bize. -150 ila 1500 derece sıcaklık aralığında çalışmaya olanak sağlamakta. Aynı zamanda optik mobil anizotropik etkileri incelemek için temassız ölçümü olanak sağlamakta bu cihazımız. Bu cihazın kabiliyetleri doğrultusunda gene sıcak soğuk çekme testi, sıcak soğuk basma testi, tek eksenli basma testi, ısıl döngü, ısıl işlem, ısıl genleşme katsayısının belirlenmesi, termal mekanik yorulma, döngüsel çekme basma testi ve diyagramların elde etmesi için kullanılıyoruz. Diğer bir laboratuvarımız metalografi laboratuvarı. Burada kesme, bakalite alma, zımparalama, elektro parlatma ve dağlama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda bu laboratuvarda ortalama tane boyutu analizi, faz oranının belirlenmesi, inklüzyon derecelendirme, dökme demirlerde grafit küreselliği belirleme gibi testleri yapabilmekteyiz. Bu laboratuvarımızda aynı zamanda manyetik barkhausen görüntü alma cihazı bulunmakta, Vickers mikrosertlik test cihazı bulunmakta ve universal sertlik cihazı bulunmakta. Aynı zamanda merkezimizde Bruker'in Q4 spektrometresi bulunmakta. Bu spektrometre sayesinde de malzemenin elemental dağılışımlarını tespit edebilmekteyiz. Taramalı elektron mikroskop laboratuvarı. Bu laboratuvarda FACSEM gibi yüksek büyütme ve çözünürlükte iç yapı görüntülerinin alınması, iç yapı analizleri, EDS ile nokta, alan ve çizgi üzerinde mikrokimyasal analizlerin gerçekleştirilmesi, EDS analizi,
EBSD ile tanelerin kristografik yönelimlerinin ve faz dağılımlarının belirlenmesi, tane sınırlarının karakterizasyonları ve doku analizlerinin yapılması, kırılma yüzeyi ve çatlak analizi, yüzey kaplama kalınlığı ve karakterizasyonu ve düşük vakum altında ıslak numune ile çalışılabiliyor. Şurada gördüğünüz resim de bu bir çekme test cihazı. Bu cihaz mikroskobun içindeyken biz eş zamanlı olarak çekme testimizi gerçekleştirebiliyoruz. Aynı zamanda da görüntü toplayabiliyoruz test esnasında. Diğer bir laboratuvarımız kalıntı gerilme ölçüm laboratuvarı. Bu laboratuvarın genel amacı X ışını kırınımı yöntemiyle kalıntı gerilme ölçümlerini sağlamak, delik delme yöntemiyle gerilme ölçümlerini gerçekleştirmek, X ışını kırınımı yöntemiyle kalıntı östenit miktarının ölçümü, trepanlama yöntemiyle gerilim ölçümü, sahada ve yerinde ölçüm kabiliyeti sunmakta. Az önce bahsettiğim StressTech'in taşınabilir XRD kalıntı gerilme analiz sistemi, cihaz genel olarak kalıntı gerilme ve kalıntı östenit miktarlarının ölçülmesinde kullanılıyor. Cihaz aynı zamanda taşınabilir olduğundan numunenin bize gelmesine gerek kalmadan biz cihazımızla büyük numuneler için yerinde ölçüm sağlayabilmekteyiz. Diğer bir cihazımız yine StressTech'in delik delme ile kalıntı gerilme analiz sistemi. Bu cihazda yüzeydeki deformasyonu Electronic Spectral Pattern Information yöntemiyle ölçmeye de kullanıyoruz. Delik delme sonucunda parça yüzeyinde oluşan değişiklikleri ölçerek kalıntı gerilimlerinin hesaplanmasında kullanılıyor. Yine diğer bir cihazımız ise StressTech'in robot cihazı. Bu cihazı da daha çok büyük parçalarda kıvrımlarının çok olduğu, diğer cihazlarla ölçemeyeceğimiz numunelerde kullanıyoruz. Yine kalıntı gerilmede kullandığımız diğer bir cihaz, G-Zeiffert'in XRD cihazı. Bu da diğer anlattıklarımla çok benzer. Ekstra olarak doku analizi ve hassas görüntü yakalama özelliklerine sahip. Diğer iki cihazımız ise trepanlama yöntemiyle kalıntı gerilme ölçüm cihazı. Aynı zamanda da otomatik delik delme ile kalıntı gerilme analiz sistemleri bulunmakta. Ve aynı zamanda toz malzemelerin faz analizini, miktarını, kristallik derecesini, faz özelliklerini ve kristal yapı analizini bu cihaz ile sağlayabilmekteyiz. Taşınabilir yapıya bir sahip, düşük aşı ölçümlerine olanak sağlıyor ve tüm toz numuneleri için uygun bir yapıya sahip. Diğer bir laboratuvarımız da gene merkezimiz bünyesinde bulunan kaplama ve yüzey karakterizasyonu laboratuvarı. Burada PVD kaplama sistemi, nano sertlik, makro çizik, mikro çizik, tribometre, profilometre, atomik güç mikroskopu, kumlama cihazı, ultrasonik temizleme cihazı, endüktif eşleşmeli RF plazma kaynağı ve ince film kalınlığı ölçme cihazı bulunmakta. Son olarak merkezimizin imalat sahasından bahsetmek istiyorum. FLD, Bulge Test, Sharp Test, Silindirik Basma Testi gibi merkezimiz bünyesinde yaptığımız testleri numune hazırlamakta kullanıyoruz. Ama aynı zamanda savunmadan ve üniversiteden gelen talepleri de imalat bölümümüzde karşılayabilmekteyiz. İmalat bölümünde aynı zamanda arttırdığımız saç şekillendirme deneyleri, bükme, derin çekme, saç kesme işlemleri, kalıp denemeleri, üretim denemeleri ve prototip imalat yapabilmekteyiz. Kısaca bahsedecek olursam imalat önünde bulunan cihazlarda 400 tonluk Schuller'in hidrolik presi bulunmakta. 800 kilonewtonluk Komatsu'nun servo presi ve Mavi'nin 300 kilonewtonluk crank presi bulunmakta. Ayrıca 4 artı difüzörüyle beraber 5 eksenlik CNC frezemiz, CNC tornamız, satı taşlama cihazımız bulunmakta. Bunlara ek olarak dalma diye Sodik marka televizyon cihazımız bulunmakta ve ayrıca bu cihazda hazırlamaya kullandığımız hızlı delik delme tezgahı bulunmakta. Tüm bunlara ek olarak imalat önünde kumlama cihazı, sütunlu matkap cihazı, radyal matkap, upcount ve giyotin testlerimiz, şerit testlerimiz, kül fırınımız, kumlama cihazımız ve iklimlendirme fırınlarımız bulunuyor. -40 dereceden 1600 dereceye kadar biz
iklimlendirmede veya ısıl işlemlerde bu fırınları kullanabilmekteyiz. Son olarak da ketken ve simülasyon laboratuvarından bahsetmek istiyorum. Bu laboratuvarda metal şekillendirme simülasyonları, ısıl işlem simülasyonları, kaynak simülasyonları, yenilikçi malzeme modelleri ve sınır eleman yöntemiyle simülasyonları gerçekleştiriyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Sorularınız varsa memnuniyetle cevaplamak isteriz. Evet, Sebat Hanım, soru varsa alabiliriz. Evet. Chat bölümünde şu an bir soru, yani herhangi katılımcımız soru yazmamışlar. Ama sorusu olan katılımcılar mikrofonu açarak sorularını yöneltebilirler. Gayet net ve anlaşılır olmuş. Emeğinize sağlık, teşekkür ederiz. Evet. Sonuçta sorular da olursa yine biz sizin üzerinizden ya da bizim web sayfamız üzerinden de bize ulaşabilirler. Elimizden gelen desteği Sanayi Odası üyelerine vermekten zevk duyarız. Teşekkür ederiz. Biz de soru geldiği zaman size muhakkak iletiriz. Peki. İsterseniz biraz daha bekleyelim varsa. Evet, evet, biraz daha belki sorusu olan olabilir. Dolayısıyla halen yürütülen projelerle savunma ve uçak sanayine destek veriyoruz. Otomotive destek veriyoruz ama bunun yanında metal şekillendirme sektöründe de pres firmalarına, çelik firmalarına da destek vermek ve elimizdeki yetenekleri Türkiye için kullanmayı düşünmek bizim için mutluluk olacaktır. Teşekkür ediyoruz herkese. Eğer sorularınız yoksa. Erdinç Bey, tabii buyurun. Yaptığınız projelerin önemli bir kısmı belki gizlilik anlaşması var firmalarla. Evet. Bilgi veremiyorsunuz ama bir iki örnek verseydiniz belki daha çok ilgi ve soru uyandırır. Evet. Şu anda yürütülen projelerde öncelikle malzeme karakterizasyonunun çıkarılması, özellikle titanyum alaşımları, süper nikel alaşımlar, bunların şekillendirilme yeteneklerinin belirlenmesi, bunların ısı işlem sonrasındaki gerilmelerinin tespiti gibi çalışmaları yürütüyoruz. Termomekanik laboratuvarında da özellikle malzeme sektörü için örneğin bir çelik levhanın haddeleme sonrasında ne kadarlık bir gerilme dayanımına maruz kaldığını, ne kadarlık bir uzamaya sahip olacağını belirlemek için simülasyon yapabiliyoruz. Şu anda devam eden projelerde bu türden malzeme karakterizasyonunun belirlenmesi, özelliklerinin tariflenmesi gibi çalışmaları sektöre bilgi olarak sunuyoruz. Çok detaya girmek pek mümkün değil ama genelde malzeme özelliklerinin belirlenmesi ve proses tasarımı, süreç tasarımı konularında firmalarımızla beraberiz. Evet, sanırım bir soru yok. Öncelikle ASO'ya da teşekkür ediyoruz. Tabii ki birlikte Yavuz Bey'e teşekkür ediyoruz. Böyle bir talebimiz olduğunda bizi kırmadılar, sağ olsunlar. Sonuçta Ankara'dayız, hep birlikteyiz. Sanayi Odamızla beraber güzel projelere, sizlerle beraber güzel, başarılı projelere, yeni malzemelere, yeni proseslere yelken açmak bize keyif verecektir. Her zaman tesisimizi de bekleriz. Sizlere özelliklerimizi daha canlı yüz yüze olarak da açıklayabiliriz tabii ki. Güzel günler için bekleriz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz Erdinç Bey, Göktürk Bey. Evet, teşekkür ediyoruz. Peki. İyi çalışmalar. İyi çalışmalar. Sağ olun. Evet.